31 Mart yerel seçimlerinde Mehmet Ali Budak'la birlikte bir çalışma yürüttük. Seçimi kazandık. Seçim sürecinde eş başkan Mehmet Ali Budak, kendisi eş başkanlığı dair hiçbir sorun yoktu. Eş başkanlığı diline pelesenk etmişti. O anlamda ki bizim kırmızı çizgimiz olduğunu biliyordu. Bizler kazandıktan sonra belediyede mazbata aldığımız süreç içerisinde bu zatın birkaç tane sıkıntı yarattı. Daha yeni kazandığımız için belediyedeki çalışmalar içerisinde zaman zaman sorunlar yaşattı. Nasıl? Şimdi bunu iki başlık içerisinde değerlendirebiliriz. Şahsın kişiliğinde yarattığı erozyon, tahribat şöyle bir şey. Bu zat DEM Partisi'nin ilkelerini biliyor, perspektifini biliyor ve kurallarını biliyor. Eş başkanlık bizim kırmızı çizgimizdir. Ki bunu seçim sürecinde hiç dediğim gibi sorun çıkartmamıştı. Ama ne yazık ki aynı zamanda DEM Partisi ona güvenerek imza yetkisini statüsel olarak kendisine verilmişti. Ne yazık ki kendisi imzayı zırh gibi kullandı. Belediye meclis üyelerinden tutun, ben belediye eş başkanı olarak her şekilde beni pasifize etmeye çalıştı. Bunu olabildiğince biz hani çözeriz diye. Ne yazık ki bu sorunlar gittikçe peyderpey büyüdü. Bunu gerekli yerlere, kendi partimle paylaştım. Her defasında çağrıldı, özür diledi. Ama ne yazık ki en sonunda bu kendi kişiliğinde bunu ortaya çıkardı. Bunu da ben şeye bağlıyorum. Sömürgeci hukukun kendi içinde yarattığı kişiliğin bir sonucudur. Mevcut olan sistemde kadının zaten iradesinin açığa çıkmaması, bu toplumsal cinsiyet rollerinin kendi içerisinde bu denli ayyuka çıkması, bu denli toplumu pasifize etmesinin altında bu eril erkek egemen zihniyetinin kendi yansımasıdır. Bu zatta da, Mehmet Ali Budak'ta da hiçbir şekilde kadın iradesine karşı inanılmaz anlamda direnç gösteren. Bunun yanı sıra şimdi şöyle bir tasarrufu var. Yani sadece dediğim gibi belediyeyi ele geçirmek gibi bir iddiası, bir tasarrufu olduğu için yani biz seçimi kadınlarla kazandık, o hakla kazandık. Ne oldu? Bu süreçte sürekli bana geri adım attırmaya çalıştı. Mobbing uyguladı, yetmezmiş gibi buranın aşiret yeri olduğunu ve eş başkanlığa uygun olmadığını dile getirmeye çalıştı. Onun dışında kendisi tarafından, ailesi üzerinden bir ölüm tehdidi yaşandı. Nasıl işte iki abisi tarafından, hani burayı terk etmesen biz seni öldürürüz, eğer kendini düşünmüyorsan aileni öldüreceğiz. Bu anlamda benim söyleyeceğim şey, korkmadığımı ve hiçbir şekilde yılmayacağımı ve oradaki direnişimi devam ettirdim. Biz kadınlar olarak hiçbir zaman için durmayacağız. Mücadelemizi her yerde devam edeceğiz. Çünkü egemen eril erkek aklına karşı mücadele etmek, dayanışmak ve kadın arkadaşlarla yoldaşlık hukukumuzu gerçekten çok daha da fazla büyütmek, bu yüzden dayanışmak bence şeydir, yani her şeyin ilacıdır diyebiliriz. Şey halkı aslında kişinin pratiğini bu 4,5 aylık süreç içerisinde gördü. Nasıl işte, yani dediğim gibi toplumsal çürümenin yarattığı bir kişilikten kaynaklı. Mesela örnek vereyim, şimdi imza, hani dediğim gibi imza bu kadar onun için önemli. İmza yetkisini kendisi eline zırh gibi alarak sevmediği işte ailelerin üzerinden bunu kullanmaya çalışıyor. Onların mahallelerinde çöp toplamamakla terbiye etmeye çalışıyor. Bu hiç etik değil. Hani bizim belediyeciliğe dair verdiğimiz sözler, mitinglerde ifade ettiğimiz, kullandığımız sözler nerede kalıyor? Kendisinin pratiği ortada. Taşçay halkı zatı gördü. Gerçekten teşhir etmek gerekiyor.
hiçbir şekilde selamlaşmamak gerekiyor, mahkum etmek gerekiyor, yalnızlaştırmak gerekiyor. Yani ahlaki politik toplum dediğimiz değerler üzerinden zaten Taşçay halkına ben güveniyorum, inanıyorum. Onlarda o temiz bir duygu var, bir bakış açısı da var. Onlar ihanetçi de biliyor, kahramanları da biliyor. Kendine yakışanı yapacağını düşünüyorum.